Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Efendim, bizim yapacağımız şeyi biliyorsunuz zaten. Önümde Mustafa Bey oturuyor. Onun karşısında ben oturuyorum. Burada 1 numara 2 numara falan yok. Hepimiz kardeşiz ve sizinle birlikte olacağız her cumartesi. Bu saatte kayıt dışı tarih. Bu defa ismimiz bu. Derin tarihten kayıt dışı tarihe geçtik. Ve inşallah hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Dedik ya, tarih konuşacağız. Cevdet Paşa'mız der ki, tarih bilmeyen siyasetçi pusula bilmeyen kaptana benzer. İkisi de gemiyi karaya oturtur. Onun için tarih en fazla devlet adamlarının ihtiyacı olduğu bir bilim dalıdır. Tartışa dursunlar bilim midir değil miydi diye. Bana göre tabiatıyla ki bilimdir. Devamlı bir başlangıç diyor Alkondil tarih için. Yani yaşanmış, olmuş, bitmiş olaylar yığını değil, sürekli bir başlangıçtır diyor. Yani günü etkilediğini, geleceği etkilediğini de söylemek istiyor. Sürekli bir dönence. Efendim, bazı belgelerimiz satıldı biliyorsunuz. Bazı belgelerimiz yakıldı biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Timur Bursa'yı işgal ettiğinde 1402 idi galiba yıl, Ankara Savaşı sürecinde. Bursa'yı işgal ettiğinde sarayın kapısını götürmekle kalmadı. Maalesef belgeleri de yaktı. O zamana kadar işte Aşıkpaşazade ilk kronikleri yazan falan, böyle oradan devşire devşire yeni belgeler, yeni bilgilerle birlikte gidiyoruz. 200 balya evrak da Bulgarlara satıldı. Sene kaçtı? 1931'de. Yani elimizdeki evraklar da doğru düzgün yeni yeni tasnif ediliyor. Çok iyi bir ekip çalışıyor. Bugün dedik ki başlangıç olarak duaya da vesile olur. İnşallah biz Ekanimiz Selase Kilisesi ya da Ayasofya Camii'ni konuşalım. Ta kuruluşundan dirilişine. Oraları biraz teğet geçmek istiyorum Mustafa Bey, izin verirseniz. Eyvallah. Valla Ayasofya tabii... Bir şey daha söyleyeyim de öyle başlayalım. Burada şey yapmayacağız, böyle gergin, havalı, efendim, buyurun efendim... şöyle söz sizin efendim. İki kadim dostun muhavelesi sohbetine şahit olacaksınız. Bu arada kusura bakmasınlar, bazı gençlerimize de sohbet nasıl yapılır'a örnek teşkil etmeye çalışacağız. Ben uzun bir girizgah yaptım. Olsun, her zaman. Ayasofya diyoruz. Bu her dönemin gündemi. Evet. 1453'ten beri bizim mihenk taşlarımızdan birisi. Hatta daha da öncesinden, yani bu arada ben de selam vereyim sevgili Akit TV izleyicilerine. Hayırlı olsun inşallah. Güzel programlar, güzel konular konuşacağız ve zaten bizim de yapmaya çalıştığımız şey tamamen tarihi bu ülkenin gündeminde sıcak tutabilmek, değil mi? Siz romanlarınızla, kitaplarınızla, işte biz araştırmalarımızla, dergimizle ve en sonunda işte radyo programları, televizyon programları, nerede yakalayabilirsek bir evladımızı, bir kardeşimizi eğer zihnini çelebilirsek, bu milletin unutturulan, silinen, silinmek istenen, ki bugün 15 Eylül Bakü'nün kurtuluşu 100. yıl dönümü. Abi 15 Eylül Yassıada'da 15 idam kararının verildiği gün. Yani ne kadar da enteresan bir güne denk geldi yani bizim programın başlayışı. Dolayısıyla bu öyle bir tarihi yumak olduğu dönemlerden bir tanesinde başlıyoruz bu programa. Hayırlı olur inşallah. Bizim gayretlerimizle, seyircilerimizin destekleriyle daha güzel, daha geniş kitlelere ulaşırız. Şimdi Ayasofya tabii bazı rivayetlere göre daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla neredeyse İslami muhayyileye girmeye başlayan bir eser. Hani Evliya Çelebi'nin naklettiği ve başka bazı menkıbe kitaplarında. Bu Evliya Çelebi'nin dediği evet. Bir şey var. Madem adı geçti. Hani kubbesi tutmuyordu. Evet. Vaka, kubbe birçok kez çöktü. Peygamber Efendimiz ağız suyunu gönderdi. Harca kattılar. Ondan sonra tuttu gibi bir şey anlatıyor. Evet. Ve bu soru geldi biliyor musunuz? Daha ben Twitter'da yazar yazmaz bu geldi. Bunun gerçeği var mı falan diye. Çok ilginç. Yani ben bu kitabı yazarken, yani bu Ayasofya entrikalarını yazarken şöyle bir şeye denk geldim. Aşağı yukarı tabii yıl olarak belki tutmayabilir. Birkaç yıl sonraya denk geliyor ama Ayasofya'nın kubbesi çöküyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan birkaç yıl sonra Ayasofya'nın o yapılmış olan muazzam Ayasofya'nın kubbesi çöküyor ve bu çöküş 537'de açılıyor. İşte 571'de Efendimiz dünyaya geliyor ama bu çöküş tarihi 557 yılında. Yani 557 yılında Ayasofya'nın kubbesi çöküyor. 571'de Efendimiz dünyayı teşrif ediyor. Dolayısıyla arada aşağı yukarı bir 15 yıl kadar bir fark var ama o zamanki insanlar belki de böyle bir bağlantı kurmuşlar. Yani Efendimizle Ayasofya'nın kubbesinin çöküşü arasında, onun dünyayı teşrifi arasında enteresan bir şey. Yani tarihi bir olaya da tekabül ediyor. 40-50 yıl var o hadise. Yani 557 yılında çöküyor kubbe. 557, yani, 62'de de açılışı yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. 562'de açılıyor. Evet. Yani demek ki 571'de de dünyayı teşrif ettiğine göre Efendimiz 9 yıl sonraki bir hadise. O yıllarda bu mesele gündemde. Peygamber değil. Evet. Yani o zaman peygamber değil daha. Değildi ama yani bunu halk muhayyilesi birleştirmiş de diyorum ben. Yani o şeyle, önceye arkaya şeyle de birleştiriyor. Takdim tehir. Kudüs'le de birleştiriyor. Mescid-i Aksa'yla birleştiriyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani birleştirmesi değil mi? İnsanlar yani niye başka bir eser değildi onu kafalarında birleştiriyor. Demek ki daha önceden zihinlerinde bir gündem teşkil ediyor. Tabii canım. Yani onu demek istiyorum. Kutsiyet izafe etmek babında da olabilir. Belki o anonim şuur bir gün başına bir iş gelebilirin önünü kesmeye çalışmış da olabilir. Ha. Bu erken çalışarak. Ha, erken çalışarak. Çünkü bu tür insanlar vardır toplumda. Biz Allah dostları falan dediklerimiz var ya. Evet. İşte onlar böyle bir keşfen belki böyle bir şey söyleyerek onun önünü almaya da çalışmış olabilir. Neticeden çok fazla yanan, çok fazla çöken, ilki de zaten şeydi böyle ahşap falandı. Çok fazla çöken bir kilise yapılmış Aziz Sofya adına. Onun yakınında da İrini var. O da Aziz İrini adına. Aziz. Bu arada 9 Ayasofya varmış. Hepsini bilir miydin ya? Bu 9, 7 tane filan biliyordum da. 9'u bilmiyorum da bunlardan tabii bir tanesi İznik, Trabzon. Evet. Ondan sonra şimdi Vize'de bir tane var Ayasofya. O da çalışmalar yapılıyor. Tekrar cami yapılması için Vize Ayasofya'sın. Evet, orada da var. Yani galiba evet. Malkara'da mı var? Yani böyle bir yerde daha var. Ya ben not almıştım da onu bulabilseydim çok tek yani, taadat ederdim. Ama bunların hemen hemen pek çoğu, hemen hemen tamamı ihya edilmiş ve namaza açılmış. İznik Ayasofya'sında geçen bayram namazı kılındı. Trabzon Ayasofya'sı ibadete açıldı. Ve kala kala ama bizim milletin büyük ekseriyetinin derdi İstanbul Ayasofya'sı. İstanbul'da 2 Ayasofya olduğunu ben bilmiyordum. Bir de Küçük Ayasofya. Küçük. O semte de adını vermiş. Aşağıda yani Büyük Ayasofya. Aşağıda. Altında Can Kurtaran semti. Can Kurtaran Demiryolu kenarında bir Küçük Ayasofya var. O halk ona o Küçük Ayasofya demiş. Bizanslılar Ayasofya dememişler ona. Evet. Ona da o değil. Evet. evet. Kilisesi. Fakat bu da zamanla camiye çevrilmiş. Kırklareli'nde elinde var. Kırklareli'nde de var, evet. Kırklareli'nde belki var. O Rize'deki mi acaba? Gümüşhane'de var, Zonguldak'ta var. Zonguldak'a bir konferansa gideceğim, onu ziyaret edeceğim. Ondan Bitlis'te var. İznik'i zaten biliyoruz. Evet. Evet. Şimdi böyle esas... bir Ayasofya. Ayasofya olmayanlara da Ayasofya adını vermiş olabilir. Çünkü o bir hasret mabet. Hı hı. Milletin ruhunda, yüreğinde. O hasreti dillendirmiş de olabilir. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girip de Ayasofya'nın içine duhul edince mesela şöyle yabancılık çekmiyor. Yani zihninde o kadar temellük etmiş ki eski tabirle. Kendisinin malı, mülkü haline getirmiş ki girer girmez insanları boşalttırıyor içinden. Kubbesine çıkıyor. Kubbesinde dolaşıyor. Sonra aşağı iniyor ve orada şeyden Hz. Süleyman mabedinden getirilme bir taş olması lazım burada diyor. Onu soruyor. Gösterince onun üzerinde bir şükür namazı eda ediyor filan. Yani bu kadar tanıdık bir yer gibi yani. Ya atla girdiği filan batı tarihlerinde. Asla tabii öyle bir yalan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapması girdi. Mümkün değil. Bu bir şey daha Mustafa Bey şeyden. Şimdi Topkapı'dan şehre giriş fetihte. Oradan hiçbir yere bakmadan bir sürü katedral, kilise falan geçiyor. O önüne güzel çıkıyor onlar. Hiçbiriyle ilgilenmeden doğrudan Ayasofya'nın avlusuna girip atından inmesi bana hep çok dikkat çekici gelmiş. Demek ki bir hedef şey diyorlardı ya eskiden kızıl elma. Demek ki o milletin kızıl elması bir anlamda İstanbul fethedilene kadar. Evet. İstanbul fethi devletin kuruluş sebebi gibi duruyor. Çünkü baştan beri Orhan, Osman dahil hep şeye zorluyorlar. İşte Orhan Gazi kubbesini gören, ilk gören Orhan Gazi. Orhan Gazi Üsküdar'a. Üsküdar'a geliyor, bakıyor oradan. O ne düşünmüş olabilirler? Evet. Şimdi bir hasret yani milletin ruhunu ve yüreğini tutuşturan bir kızıl elma tam anlamıyla. Orada bir gün namaz kılacağız diye aklından geçirir bunlar. Fetih ordusu çünkü. Yeni yeni daha kökleniyor. O Plakanon Savaşı Maltepe'de verilen. Orada Bizans'ı yeniyor. Oraya Kartal civarında evet. Evet. Ondan sonra Rumeli'ye geçiş. Gene maksat aynı. İstanbul'u fethetmek ve İstanbul'un kalbi, ruhu da Ayasofya. Evet. İstanbul Ayasofya'sız olmaz. Ayasofya İstanbul'suz olmaz. Olmaz. Şimdi bu rahmetli Mehmet Niyazi Bey Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın. Kadim dost. Çok büyük bir kayıptı. Tarih camiası için yazdığı romanlar, fikriyatı falan böyle çok enteresan dikkatleri olan bir insandı. Bir gün bizim dergimize de hatta onu şey yapmıştı. Gündeme getirmişti. Ayasofya ile ilgili bir görüşünü almıştı kendisine. Hatta şimdi onu bulup burada paylaşayım. Şey demişti, yani Ayasofya Müslümanlar tarafından neden bu kadar önemseniyor, neden bu kadar benimseniyor? Bunun sebebi şeydir, Ayasofya'nın yapıldığı tarihte henüz daha dini İslam tebliği inmemişti. Dolayısıyla o tarihte Ayasofya hak din mabedi idi. Çünkü daha İslam gelip de Hristiyanlığı neshetmedi. Çok önemli bir izah. Dolayısıyla o dönemin hak din mensuplarının yaptığı bir eser, yeni hak din mensuplarının o bayrağı devralmış olan, yeni hak din mensup olan Müslümanların da özbeöz malıdır. Bu Hristiyanların malı olduğu anlamına gelmez. Ama eğer tebliğ ve biset-i nebevi geldikten sonra yapılmış olsaydı, o zaman Müslümanların bakışı buna farklı olacaktı. O zaman hakikaten hak din varken ona rağmen yapılmış bir eser olacak ve İslamiyet'e rağmen yapılmış olduğu için onun statüsü farklı olacaktı. Diğer camiler gibi ama Ayasofya öyle enteresan bir yerde duruyor ki ben bunu biraz da araştırdım. Bir iki hukuk tarihçisine falan da sordum. Sonra Paul Bittek'in kitabına baktım. Bu devşirme alınan bir bölge var Arnavutluk ve Bulgaristan arasında. Osmanlı bunu dahi araştırmış ve orada İslamiyet gelmeden önce var olan mezhebin, işte Bogomilizm falan diyoruz. Yani o mezhebin çocuklarını devşiriyor. Şeyden sonra olanları, İslamiyet geldikten sonra kurulmuş olan mezheplerin mensuplarını almıyor. Şimdi bu çok ince bir şey. Yani o zaman İslamiyet Hazreti Adem'den itibaren başlamış ve neticede hak din olarak o bayrağı devralmış. İslamiyet gelmeden önce var olan yapılar Müslümanların kendi şeyidir, hak din mabedi olarak değerlendirilir. Ayasofya'da böyledir demişti. Bence çok aydınlatıcı bir yaklaşım, değil mi? O güzel bir yaklaşım. Yani. Mehmet Niyazi Bey'in Allah rahmet eylesin gani gani söylediği de çok enteresan bir şey. O tespit, bu tespitle birlikte evet, düşünüldüğü zaman. Şimdi onunla birlikte daha sonraki inşalarında eğer Osmanlı padişahları Ayasofya konusunda, bütün padişahlar ama, üzerlerine düşeni yapmasalardı, bunu bir Amerikalı araştırmacı söylüyor, Percy, bu tamiratında da filan bulunmuş, 50'li yıllardaki tamiratında. Vitemor mu? He, biz Osmanlı'ya borçluyuz diyor. Ayasofya'nın günümüze gelmesini Osmanlı tekniğine ve hazinesine borçluyuz diyor. Zenginliğine borçluyuz diyor. Çünkü harap ve yebap buldu. Dursun Bey, o meşhur görgü şahidi, aynı zamanda fethin görgü şahidi. Sultan Mehmet Han diyor, Ayasofya Nam Kiliseyi harap ve yebap buldu. Şimdi o harabeye dönmüş. Çünkü Bizans'ın son zamanlarında onu tamir edecek tekniği de yok. Son zamanlarda o parası da yok Bizans'ın. Osmanlı'dan mimar alıp. Evet, değil mi? O ikinci Murat devrinde. Murat döneminde, evet. Ama bir böyle kaidesini, minarenin kaidesini yaptığını söylerler. Öyle derler. Bir köşesine bir böyle kaide gibi bir şey yapmış. Niye bunu yaptın diye sormuşlar. O da demiş ki duvar bu tarafa geliyordu. Ben onu engellemek için yaptım ama meğer ileride minarenin yapılacağı yeri önceden işte belirlenmiş. Böyle bir yıkılma ihtimalini de öyle bertaraf ettiler. Mabet de yıkılır, minareleri kaldırırsanız diye. Ben rahmetli İbrahim Hakkı Konyalı'yı tanımıştım. Sekreterliğini bile yaptım. Bir süre yazıyordum. O anlattıydı. Felaket bir hikayesi var. Doğrusunu istersen de biz biraz sırayla gidelim. Şimdi Türkler yola çıktılar, İstanbul'u fethettiler. Fatih Sultan Mehmet hiçbir yere bakmadan Ayasofya avlusuna girdi. Ve Bizanslar bizi Ayasofya kurtarsa Bizans'ın ekabiri. Orada büyük bir haç varmış Ayasofya'da. Kubbede olan. Yok şeyde, yerde, o kubbedekini Latinler çalmış zaten. Eritmişler, altın yapmışlar, bölüşmüşler. İstanbul'u korumaya gelen, Türklerden korumaya geliyor. 41. Evet, yağmalıyorlar falan. Yok, içeride muhafaza edilen ve Hazreti İsa'nın sırtında taşıdığı ahşap haç olduğu rivayet edilen Ayasofya'da muhafaza. O haç bizi koruyacak diye sonra Fethi ordusu gelirken de sırtlarını aldılar, çarşı kapıya doğru yürümeye başladılar ki haçı taşıyan birkaç kişi birden düşünce eyvah haç düştü falan. Şimdi bir rivayet, o çemberli taş var ya, o haçın onun içinde saklı olduğu rivayet ediliyor. Birkaç yazı okudum. O eski hayat tarihleri falan vardı ya. Ama haç ters, yani geniş tarafı zeminde, uzun tarafı. Altına gömülmüş. Altına gömülü diye. Onun altında dehlizler var. Öyle şeyin, kaidenin üzerine sıfırdan inşa edilmiş değil. Ayasofya'nın altında da bir sürü dehliz var. O. Ve o şimdi yeniden galiba ele alıyorlar, onarmak için. Fatih Sultan Mehmet içeri girdi. Ayaklarına kapanıyorlar tabii. Nasıl anlatılmışsa Bizans ekabirine Bu arada 800 görevli var sadece Ayasofya'da. Bizans'ın görevlendirdiği o şeyler işte. Müstahdemlerden, papazlardan, işte onların eğitiminden filan ücretli 800 kişi. Yani sadece Türkler öne vermiş değiller. Zaten önemli şey. Yani Bizans kilise protokolünün zirvesi. Aynen öyle. Bütün şeyin ve imparatorlar orada taç giyiyor. Papa ya da patrik seçimi orada yapılıyor. Ve en büyük ayinler Ayasofya'da icra ediliyor. Bu aynı zamanda Osmanlılar da bunu tevarüs ediyorlar. Yani kendi dönemlerinde de Ayasofya'yı bu defa Ulu Cami haline getiriyorlar. Fakat esas tabii Fatih'in sahip çıkması Ayasofya'ya, bahsettiğimiz gibi yani onun adeta daha önceden bir kızıl elma gibi zihinlerinde olgunlaşmış ve sahip çıkılacak bir kendi eserleri gibi addedilmiş olması ve hemen zaten gelir gelmez Ayasofya'yı temizletiyor ve orayı Salı günü İstanbul fethediliyor, Ayasofya'ya geliyor. Cuma günü için hazırlanması emrini veriyor. Cuma namazı kılınacak ilk toplu namaz. Cuma namazı kaç oluyor? 29, 30, 31, 1. 2 gün. 3 gün. Salı, fethi, çarşamba, perşembe. Evet. Bu 3 gün içerisinde Ayasofya, işte içindeki putlar, tasvirler vesaire onlar kaldırılıyor, temizleniyor. İbadet etmeye engel olabilecek yerlerdeki tasvirlerin üstü bir şekilde kapatılıyor. Orada da enteresan bir teknoloji kullanılıyor. Evet. Yani normalde böyle kireçte sıvasalar falan şeyleri bozar, kireç yer. Su borusunu mesela kirecin içinden filan geçirmezler. Kurşun su borularını falan yer bitirir, mermeri de yer. Onun için orada kullandığı teknoloji de enteresan. O fersklerin günümüze gelmesini de Fatih Sultan Mehmet'in sanat hassasiyetine borçluyuz. Şimdi bazı radikal takılanlar gerçi kırsaydı falan diyordu. Ya dünya mirasıdır. Evet. Bir dönemin eseridir sonuçta. Yani zaten esas ibadet edilecek mekanda çok fazla tasvir yok. Yani namaz kıldığın zaman gözüne bunlar Ortodoks, Katoliklerde çok var. Galeri kısmında var bazı şeyler. Bir de olanların da zaten üzerine ya bir perde çekildi ya bir sıva yapıldı. Dolayısıyla hani namaz kılmaya orada mani durum ortadan kaldırıldıktan sonra ibadethane yapıldı. O cuma günü gerçekten tıklım tıklım dolu, içerisi bizim kaynaklarımız da bunu anlatıyor. Rahmetli Ali Nalcık Hoca da bir gün bunu anlatırken Ankara Türk Ocağı'nda sesi böyle titreyerek anlatmıştı. Onun iç dünyası ilmi tarafının çok fevkinde bir insandı ama o tarafını fazla öne çıkartmazdı. Yani o arada sesi böyle ağlamaklı oldu. Gaziler Fatih'e yalvardılar. Ne olur İstanbul'u başkent yap, burayı şey yap diye, İslam'a bağışla diye ve Fatih o gün karar verdi İstanbul'u başkent yapmaya diye böyle bir açıklamada bulunmuştu. Cuma namazını Fatih'in kıldırdığını rivayet eden bazı kaynaklar da var ama genellikle Akşemseddin'in hem hutbeyi verdiği hem namazı kıldırdığı söyleniyor ve o böylece İslam tarihinde bir dönüm noktası gerçekleşiyor. 1453 yılının 1 Haziran'dan o Fatih'e enteresan bir hitabı var. 5 yılının 1 Şubat'ına kadar. Fatih diyoruz da hep böyle müşekkel bir orta yaşlı bir adam canlanıyor. 21 yaşında bahsettiğimiz insan ve aşağı yukarı Akşemseddin ondan epey büyük, bir 40 sene 30 sene falan. Ona bir hitabı var şeyden, hutbeden. Mücahidi fi sebilillahsın diyor. Mücahidi Allah yolunda. Allah yolunda beklentisiz, dünyevi beklentisi olmadan cihad eden. Bu enteresan bir de Akşemseddin boş insanda değil ve Fethi'nin manevi mimarı olarak Fatih zaten onu selamlıyor. Çünkü Fatih'i vazgeçirmeye çalışan onca ekabir var. Sadrazam var her şeyden önce ve çok iyi niyetle yapıyor bunu. Yani hıyanet falan değil. Olmayacak bu iş diye yapıyor. Günümüzde de öyleleri vardır. Yapamayız ya, biz beceremeyizciler var ya. Ya zamanı gelmedi dağcılar var ya. Yaparsanız zamanıdır. Allah da önünüzü açarsa netice alırsınız ama mümin ille de attığı her adımın sonucunu almak zorunda değildir ki. Görevimiz çalışmak, çabalamak. Neticeten mücahid-i fî sebilillahsın demesiyle o kubbelerin sarsılması, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Nasıl hınca hınç, içi dışı. Ağlayan ağlayana. Ağlayan ağlayana. Şimdi biz yaptığımız işin çok farkında ve şuurunda değiliz. Bir defa Osmanlı'nın kuruluş umudu orası. Kızıl Elması yani ilk fethi. O zaman Kızıl Elma diye isimlendirilmiyor ama kafaların bir köşesinde o hep olay gelmiş. Orhan Gazi daha 50-60 sene sonra işte temel daha yeni atılmış şeye geçiyor. Aşıkpaşazade'ye göre de sallarla geçiyor Rumeli'ne. Yani imkansızlığını anlatmak için belki o salı kullanıyor ama hakikaten imkansız bir dönem. İmkansızlıktan imkan çıkararak bir sürü Bizans suikastını, desisesini boşa çıkararak, iç isyanları boşa çıkararak hep adımını şeye doğru, Ayasofya'ya doğru, hep İstanbul'a doğru bir umut mabettir onun için. Bir hedef. O günün hedef tabii ya, o gün için öyle idi, bugün için gene öyle oldu. Ne zaman Amerika Türkiye'ye bir şey yapsa ya da İsrail Müslümanlara bir şey yapsa... Amen. Ya onun ceremesi mi acaba diye aklımdan geçmiyor değil. Şuur altımızdan hemen hep Ayasofya kımıldıyor değil mi? Hep var, kımıldıyor. Bediüzzaman Hazretleri şey diyor, ben diyor ahir ömrümde hiç siyasetle ilgilenmediğim halde tuttum Ankara'ya geldim. Namık Gedik'le görüşeceğim, Ayasofya'ya açmasını söyleyeceğim, başbakana taki söylesin falan diye ve Menderes'e yazdığı mektup akıbetiniz hüsran olacaktır falan ifadelerine de bütün şeylerin, kanaat önderlerinin de, Süleyman Efendi'nin de, Mahmud Efendi'nin de, bütün iyi niyetli mümin insanların hakikaten ruhunun öznesi olmuş bir muhabbet. Onun için sıradan olmasa da olur. Bir de kılıç hakkımız canım, olmasa niye olmasın ki? Yani İstanbul'un fethini kutlayıp da Ayasofya'yı ibadete kapatıyor olmak şimdi tarihin en büyük gelişkilerinden bir tanesi. Kapatmaya doğru gelen biraz yani bunu uzak tarihe baktık. Şimdi biraz da şeye gelelim. 34'lere falan girelim. O ne zaman o fikir acaba böyle yöneticilerde uyandı? Heyecanlı kısma geldik şimdi. Ha, heyecanlı, hepsi heyecanlı. Evet. Bana kuruluşu da heyecan veriyor. O zamanki imkanlarla öyle bir mabet inşa etmek de heyecan verici. Şimdi çok ilginç tabii Ayasofya'nın mimarisi Hristiyan mimarisi içerisinde bir yere oturmuyor. Yani biraz tuhaf. Hatta geçenlerde bir tartışmaya şahit oldum bu akademisyenler. Ya bu bakıyoruz bu cami gibi yani bu şeyi yani tamam minareleri kaldıralım diyelim ki ama minareleri kaldırdığımız zaman da bu bir camiyi daha çok andırıyor. Yani o katedraller işte şeyler, şapeller vesaire o mimaride değil. Bu başka bir şey. Ve o, mesela Bruno Taut gibi bir mimarlık tarihçisi Ayasofya'nın gerçek sahibi Osmanlılardır. Çünkü Ayasofya'yı Batılılar sahiplenip de o mimariyi devam ettirmemişlerdir. Ayasofya'yı devam ettirenler Müslümanlardır. Dolayısıyla Ayasofya'nın gerçek varisleri Müslümanlardır. Osmanlılardır. Thomas Whitmore da öyle diyor değil mi? O yani Batı'da mozaikçi meşhur. Yani Hristiyan dünyasında Batı'da bir şeyi yok, benzeri yok. Yani baktığınız zaman sadece Osmanlılar devam ettiriyor Ayasofya'yı. Demek ki aslında ona kendisine ait hissedenler kim, ondan ayrılanlar kim o ortaya çıkıyor. Bir noktalı virgül koyabilir miyim? Evet. Evet, sohbet. Reklamlar. Tekrar merhaba sevgili dostlar. Biz döndük. Reklam arası bitti. Tursun Bey'in bir ifadesiyle, şiirsel ifadesiyle, Farsça ifadesiyle başlamak istiyorum. Perdedarimi künet der taki kisra ankebüt, bümü nevbet mizenet der kalayı efrasiyab. Yani örümcek Kisra'nın penceresinde perdedarlık yapıyor. Kisra imparator. Baykuş Efrasiyab'ın kalesinde nöbet tutuyor. O harap ve yebap dediğini İstanbul'u iyice şifayı kaptın Mustafa Bey. Niye şifa diyorlarsa hastalığa. Şifayı kaptırdın. Ve bu fetih, evet, Batı'yı derinden etkiledi. Onun etkisi hala devam ediyor. En küçük bir kıpırtı Ayasofya söz konusu olduğunda, biraz milli ve yerli talep olarak gündeme geldiğinde Yunanistan'dan ses çıkıyor, Rusya'dan ses çıkıyor, Amerika'dan ses çıkıyor. Aman ha diyorlar. Ya bunun sebebi ne? Bizim mülkümüz değil mi? Fatih'in vakfiyesi. Çok da sert ifadeler kullanıyor. Evet. O vakfiyeyi bozanlara karşı falan. Hala vakıf. Niye biz hükümranlık alanımızdaki tasarrufumuzu kısıtlıyoruz peki? Bu çok sorulan bir soru. Biz hükümran bir devletiz. Niye bir mabedi, cami yapamıyoruz ya da istiyorsak kilise yapamıyoruz da ille müze olarak duruyor diye soruyor millet. Şimdi tabii bu hicran yaramız bizim ve maalesef bugün bizi izleyen milyonlar da aynı hicranı hissediyorlar ve bizi bu konuda bir şeyler söylemeye memur etmiş gibi mesajlar geliyor. Şimdi bir kere şunu bir gösterelim. Bakın bu Ayasofya Camii'nin, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inin tapusu efendim. Tapu. Yani her binanın bir tapusu olur ya, Türkiye Cumhuriyet dönemi tapusu. Tapu senedi. Aynen. Ayasofya bu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır. Genel Müdür Adnan Erten Bey tarafından bana ulaştırılmış orijinalinin kopyasıdır. Bu da vakfiyesinin bir sayfası. Bir sayfası. Evet. Ayasofya vakfiyesinin. Şimdi, bunu gösterebildik değil mi? Tabii alfabe değiştiği için bunu diken tarlası gibi. Onu da bir gün konuşalım bu. Görenler vardır. Alfabenin değişmesi gibi nelere mal oldu? Tuğrası Fatih'in. Evet. O zaman şeyi de, vakfiyeden de şu cümleyi okuyalım. Tabii bir sürü Fatih Sultan Mehmet Han kim ki bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tahir ederse vakfın değiştirilmesi ve iptali için gayret gösterirse vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse, işte cami iken müze yapılmasına kast ederse ne diyor Fatih Sultan Mehmet? Açıkça büyük bir haramı işlemiş olur. Günahı gerektiren bir fiili işlemiş olur. Aşağı yukarı bütün Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerlerine olsun. Şimdi bu tabii o kadar ağır bir şey ki, vakfiye ki, bu laneti aslında hepimiz bir şekilde üzerimize taşıyoruz. Yani buna, çünkü devamında buna razı olanlara da, yani sadece bu işlemi yapanlara değil, bunu değiştirmeyen, bu vakfın tebdil ve tahir edilmesine seyirci kalanlara da laneti teşmil ediyor ki asıl ağır olan tarafı budur. Şimdi şöyle hatırlıyorum. Önce üzerine tapuluyor Fatih. Çünkü malı olmadan bunu vakfedemezsiniz. Evet. Yani kişisel mülk ve vakfedilmiş bir mülk. Aşağı yukarı bütün vakfiyelerin sonunda o beddua var. Evet. Lanet kısmı. Evet. Beddua kısmı. Sert burada ifadeler. Şunu söyleyelim. Bazıları diyor ki, benim bu Fener Patrikhanesi'nin malıdır. Hayır efendim, Fener Patrikhanesi'nin malı değildir Ayasofya. İmparatorun malıdır. İmparatorun. İmparatorluk mülküdür. Ve imparatorun, Justinian'in üzerine yapılmıştır. Ondan sonraki imparatorlar Justinian'in yerine geçen Ayasofya'nın sahibi olur. Fener Patrikhanesi kilise olarak oranın işletmecisidir. Yani orada ayinleri yaptırır, bilmem şu olur bu olur ama sahibi imparatordur. Fatih Sultan Mehmet de İmparator Konstantin'i yenip de onun yerine hükümdar olduğu anda otomatikman Ayasofya Fatih Sultan Mehmet'in mülkü haline gelmiştir. Bunu ıskalıyorlar. Yani çok önemli bir fark. Bizans imparatoru artık Fatih Sultan Mehmet'tir. Bitti. İmparatorluğun bütün hakları ve emlakı Fatih Sultan Mehmet'e geçmiştir. Evet. Ayasofya'nın normal kilise statüsünde olmadığını herkes bilmiyor. Ayasofya normal kilise statüsünde değil. Bir imparatorluk kilisesi. Evet, diğer kiliseler patrikliğe bağlıdır. Fakat bu Ayasofya Bizans imparatorunun mülküdür. Heh. O zaman imparator olana geçer diğer emlakla birlikte. Fatih'e geçmiştir. Kahren İstanbul'a girdi, imparatoru yendi. Yenince imparatorun mülkü olan şeyler Fatih'in mülkü haline geldi. Makamı, tacı, taht. Dolayısıyla Fatih bunu isterse yıktırır, isterse satar, atar, ne yaparsa onun şeyine geçmiştir. Ama Fatih Sultan Mehmet burada bu eseri ne yaptı? Bir imparatorluk mülkü olmaktan çıkardı. Bakın burada Bizans geleneğini değiştirdi ve ne yaptı? Vakıf statüsüne geçirdi. Artık bu vakıftır, ümmete vakfedilmiştir. Ve bu bir cami-i şeriftir. İsmi de aynı şey burada. Öyle geç Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi diye tapuda böyle geçmektedir. Enteresan, adını değiştirmediler. Ayasofya, Ayasofya olarak devam etti. Devam. Ona bir şey demediler. Zaten adıyla bizim bir şeyimiz yok. Zaten ismi de çok ters bir mana değilse bizim için de şey değil. Sahibi kim peki? Şimdi buradaki tapuda sahibi Ebülfeth Sultan Mehmet Vakfı. Yani Fatih Sultan Mehmet'in üzerine kurulmuş, kendisinin kurduğu vakfın evet şurada Ebülfeth Sultan Mehmet Vakfı. Fatih'in vakfı. Sahibi Fatih'in vakfıdır. O tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde duruyor. Evet. Şimdi Fatih'in vakfı ise normal olarak bizim bir hukuk devleti isek, kanunlarla yönetiliyor isek gideceğiz, bakacağız. Bunun sahibi Fatih Sultan Mehmet'in vakfı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gideceğiz. Nedir bu vakfın statüsü? Açacak onlar da Fatih'in vakfiyesini, işte burada resimlerini gördüğümüz, sizin de gösterdiğim. Bakacaklar, Fatih Sultan Mehmet burayı cami olarak vakfetmiş. Tapu delinmez diye bir kural var. Evet, cami olarak vakfetmiş. O zaman burası camidir. Cami statüsünde kalmalıdır. Peki, buna rağmen şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı orada bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oradaki bulunuşu işgalci konumundadır. Bakın açık söylüyorum, işgalci konumundadır. Çünkü ben sordum, yetkilileri de birkaç gündür telefonlar ediyorum. Fatih'in vakfı ki bugün devam ediyor, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi var. Fatih'in vakfının gereği olarak kurulmuş olan bir üniversite, yani onun bir şeyi. Fatih'in vakfı tutulduğuna göre Kültür Bakanlığı Fatih'in vakfına kira ödüyor mu acaba? Çünkü onun malını kullanıyor, sahibi bu. Oysa şimdi sahibinden izin almış mı bir? Bir protokol yapmış mı? Bir anlaşma yapmış mı? Yok. Peki girenlerden kişi başına 40 TL para alıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı. Acaba vakfa bir kuruş para ödüyor mu? Şimdi bütün bunları sormamız lazım. Yani aslında hukukçularımızın Fatih'in bu vakfiyesi ve Ayasofya'nın hukuki statüsü konusunda çalışma yapması, kafa yorması, makaleler yazması, sadece tarih araştırmacıları değil. Bu çünkü şu anda bir hukuki problem ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu işgalci pozisyonunun hukuki bir çerçevesi de yok. Önümüzde bir Bakanlar Kurulu kararnamesi diye bir şey var, fakat onu da birazdan konuşacağız. Evlere şenlik, son derece hukuki açıdan kusurlarla malum bir kararname fotokopisi var elimizde sadece, bakın şey değil, kararnamenin kendisi de yok, fotokopi var. Bütün hukuki şey oraya dayanıyor. Ama tekrar söylüyorum, burada büyük bir skandal var, bir hukuk skandalı var. Ayasofya hukuka uygun olmayan bir şekilde vakıftan alınmış ve eskiden Milli Eğitim Bakanlığı'na, daha sonra Kültür Bakanlığı'na devredilmiş. Şu anda böyle bir ortada, muallakta gidiyor ama bu hakkaniyetli bir gidiş değil. Hem Fatih'e, hem bu ülkenin Müslüman çoğunluğuna, hem de bir hukuk devletine uymayan bir çarpıklık var ortada. İyi de o hukuksuzluk sadece Ayasofya'nın başına gelmedi ki. Bir gazete haberi var önümde. 470 adet tarihi cami yok edilmiş. Bu küpürü bir göstereyim. Ya bu zaman zaman gazetelerde çıkıyor. Yıkılan, satılan, kiralanan. Ev olarak adam farkında değil. Bu da İnönü'nün 4000 lira karşılığında sattığı caminin sözleşmesi. Evet, İnönü döneminin, hadi öyle diyeyim. Ha. Aşağı yukarı Türkiye çapında tam sayıyı bilmiyorum ama İstanbul'da bir hayli cami, Edirne'de bir hayli cami, tarihi kıymeti olan, mimari değeri olan bir hayli cami maalesef aynı akıbete uğradı. Şimdi sene 1930'ları geçerken, tabii o dönem ilginç bir dönemdir. Biz değişik bir devlet yapısı kuracağız. Osmanlı'dan kopacağız. Biz Osmanlı ile alakamız yok. Sıfırdan kurulduk. Bir taraftan bilmem Kara Kuvvetleri'nin kaç yüzüncü kuruluş yıl dönümü. 2000. yıl. Mesela devlette daimiyet esastır deriz. Bir taraftan bu. Bir taraftan kurumlarına sahip çıkarız. Bir taraftan borçlarını öderiz. Ondan sonra bize devredilen neyse. Efendim İstanbul'da otururuz. Saraylarını kullanırız. Yoksa yok muamelesi yaparız. İşte hanedanı falan. Sürdük mürdük vesaire. Saraylarından burada para kazanırız. Para kazanırız. Şimdi hani sıra camilere geliyor. Efendim işte Osmanlı borç aldı, saray yaptırdı diyoruz. O aldığı borçların çok daha fazlasını sarayda siz turistlerden para toplayarak ödedi o saraylar parasını. İyi bir hesap bu, evet. Acaba evet, bugün yaptığınız hangi binayı 100 sene sonra turistler gezmeye layık görecekler? Gösterebilirsiniz. Ha, bir de buna cevap verin bakalım. Ya da bugün hangi Cumhuriyet Camii'ni turistlere göstereceğiz? Sultanahmet iyi değil, sen burayı gez diyeceğiz mesela. Yani böyle bir şey yok. Gelecekte, evet. Yani şunu maalesef söylüyorum. Mimari ve estetik açıdan, özellikle de estetik açıdan Cumhuriyet döneminin bir cami mimarisi hala yerleşmedi, oturmadı. Hala Süleymaniye, Sultanahmet taklidi camiler yapıyoruz. Evet. Çamlıca Camii çok büyük, devasa bir cami. 6 minarede diktik. Adana'daki değil mi? Yok yok, bu Çamlıca Camii. Çamlıca Camii'ne bak. Peki Süleymaniye'de hissettiklerinizi niye hissedemiyorsunuz yeni camilerde? Adam bir vaf çizmiş, karşısında iki büklüm durası geliyor insan. Ayasofya'nın o şey levhalarının önünde devasa ebatlarının yanı sıra hattın hiç bozulmadan o büyüklükte yazılmış olması, o kazasker nasıl bir kazaskerse efendim, ve onları iyi ki dışarı çıkaramadılar. 7,5 metre. Kapında. Zannettiler ki dışarıda yazılıp içeri alındı. Öyle değilmiş. Adam içeride yazdı. Ve muhteşem yazılar. İçeride yazdı. İçeride de çerçeveletti. Evet. Harika yazılardır. yıllarca yerlerde süründü, biliyor musunuz? İbrahim Hakkı rahmetli hem yazmıştı hem anlatırdı. O Ayasofya Müzesi müdürü bir gün ağlayarak geldi. Ağlayarak. Onları asacak param yok, tahsisat yok. Onları asacak param olsaydı onları yerlerde sürülmekten kurtarırdım. Yani bırak dini tarafını, çünkü Allah lafzı var, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Ondan sonra aşere-i mübeşşere, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, göz bebekleri yani Müslüman dünyasını. O yerlerde süründü yıllar boyu. Örümcek bağlamış. Örümcek bağlamış. Rutubet kapmış. 1949'a kadar galiba yerde kalıyor. 1949'a kadar yerlerde süründü. Duruyor. Sonra Demokrat Parti biraz sarsmaya başlayınca, evet, biraz da ezan mezan demeye başlayınca Menderes nutuklarında, ondan sonra hale biraz davranalım. Ama yine devlet kaldırmıyor onları. Mahmut Kemal İnal'ın şeyi, kapalı çarşı esnafından evet, para topluyorlar. Evet, evet. O paralarla bir mancılık kuruyorlar. Evet. Celaskan izin tutuyorlar, veriyorlar, onu demeye çalışıyorlar. Yani en azından müsaade ediyorlar. O zamana kadar garip bir şey. Minarelerini yıkmak istediler. Tamamen bir Doğu Kilisesi gibi. İçindeki bütün levhaları ve İslami, evet, eşyaları dışarı atmak istediler ama olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet, Muamelat Müdürlüğü, sayı bilmem ne, tamir ve muhafazası masrafları da Maarif Vekilliğince verilmek suretiyle Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olunmuştur. Bu belgenin foto ikinci sayfası şeyin. Şöyle bir tutayım. Biraz daha yaklaştırın, daktiloyla yazılmış bir belge. O arada harf inkılabı olmuştur. Ve Bakanlar Kurulu'nun imzası, Reis-i Cumhur'un imzası. Yalnız Ayasofya, o vekiller heyeti kararı vardır ya, müze olması. Evet. Onun aslını da bulan var mı bilmiyorum. Şimdi aslını bulan yok. Şimdi orada şu anda o siz de gösterdiniz şeyini. Şöyle gösterelim. Yani bu şurada yer alan kararname metni ve altında işte imzalar. Evet. Bakanlar Kurulu'nun imzaları. Şimdi şöyle mi çevireyim? Evet. Şimdi bu kararname bir kere çok büyük hukuk noksanlıklarıyla dolu. Birincisi, ben kararnamenin ilk cümlesini okuyorum. Şimdi bir defa mesela dikkatimi çeken bir şey. Şimdi Başvekalet Kurumlar Müdürlüğü diye yazıyor ilk sayfada. Öyle, ikinci sayfası Muamelat Müdürlüğü ile geçiyor. Evet, Muamelat Müdürlüğü. Yani şimdi ya böyle bir şey olur mu? Yani buldukları kağıda yazmışlar gibi ya, bir Bakanlar Kurulu kararnamesinden bahsediyorsun. Şimdi ilk sayfası başka bir kağıda, başka bir antetli kağıda, ikinci sayfası başka bir antetli kağıda yazılmış bir belgenin ciddiyetinden kimse söz edemez. Bu bir iddia daha var Mustafa Bey. Atatürk'ün, evet, imzası olmadığı yer. Halaçoğlu Hoca bunu sık sık dillendirdi, yazılar da yazdı. Daha soyadı kanunu daha önce de bu dile yayınlanmadan getirildi falan diyor. Hakikaten şimdi oradaki imzaya baktığımız zaman orada da bir kuşku var. Bunun mesela şöyle gösterelim. Mesela şuradaki imzanın Atatürk'ün diğer öncesinde zaten Gazi Mustafa Kemal yazıyor. Ama şu imza, bakın şu K'nin büyük olması ve üstten şöyle bakın atmalar var. Ve en sonda da bakın K'deki uzamaya bakın şeye doğru, dışa doğru uzuyor ve A harfi büyük. Atatürk'ün A'sının büyük olduğuna dikkat edelim. Şimdi normalde diğer imzalarına baktığımız zaman asla böyle bir imzaya rastlanmıyor. Diğer imzaları malum şeyler Özellikle burada biz onu dergide işlediğimiz zaman yan yana da getirmiştik. Şimdi bakın şu sayfayı göstereyim. Burada Atatürk'e önerilen 5 imza. Bunu biliyorsunuz. Çerçiyan diye bir Ermeni yaptı bu imza örneklerini. Evet. Vahan Çerçiyan 5 örnek yaptı. Atatürk buradan şunu seçti. Diğerlerini zor buldu. İmza biraz artistik imzalardı. Bakın A harfinin küçük olduğuna dikkat edin. Atatürk hep küçük A kullanır. Cümle başında bile yazarken küçük A kullanır. İmzasında da öyleydi. Bakın K de küçük nitekim. Ama şimdi şuraya baktığımız zaman K büyük. Evet. K'nin arkasında A'nın büyük olduğunu ve yukarıdaki imzaya şu imzaya bir karşılaştırın. Hiç alakası yok. Yani sanki özellikle sondaki K'ye bakın. Ve şuradaki K'ye bakın. A'lara bakın. İlk K'ye bakın. Hepsi farklı. Adeta bu bir sahte imza ve bu sahte imzanın bir şekilde, sahte imza meselesinin bir şekilde açıklığa kavuşturulması lazım. Nedir bunun aslı? Fakat şimdi bunun aslı nedir diye sorduğumuz zaman diyelim ki Adli Tıp Kurumu'na, işte ne diyorlar onun ismine, grafoloji bölümüne ya da neyse bu imzaya bakan kısmı, bu tip yazılardan yola çıkarak aslının olup olmadığına karar veren birime gidiyorsunuz. Kriminal diyorlar değil mi? Şu an kriminal. Diyorlar ki bunu aslını getirin bize. Yani fotokopisinden bir şey yapamayız. Fotokopisinde biz onun içindeki mürekkebin akışını, diğer hareketleri görme imkanımız yok. Islak imza istiyorlar. Islak imzalı hali. Fakat bu defa dönüyoruz. Islak imzalı hali nerede? Burada Başbakanlık diye yazıyor. Başvekalet diye antetli kağıdın üzerinde başvekalet. Başbakanlık. Başbakanlıkta var mı? Yok. Arşivinde olması lazım. Başbakanlık arşivinde yok. Zaten şimdi kalktı tamamen o. Cumhurbaşkanlığı arşivinde var mı? Orada yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olabilir mi? Orada yok. Nerede bu? Yani bu kadar önemli ve bu milletin en önemli dini yapılarından bir tanesini işlev değiştiriyorsunuz, buna bir şey ve bu kararnamenin aslı yok. İmza sahteye benziyor fakat bunun sahte olduğunu da ispatlayamıyoruz. Olmadığını da ispatlayamıyoruz. Aslı yok. Evet, aslı yok. Daha da ötesi mesela üzerinde yazılı olan 1589 numarası var. Bak, kararnamenin 1589 numara var üzerinde. Ama bir gün sonra çıkan 25 Kasım veya takip eden günlerde çıkanlar 1300'lü rakamlar çıkıyor şeyden. Yani kararname sıra numarası da takip etmiyor. Çok ilginç. Orada da atlamalar söz konusu. Fakat asıl ben üzerinde durduğum ve bu kararnamenin geçersiz olduğu iddiamı söyleyeyim mi? Bunu söyleme. Onu geçersiz olduğu iddiamı ispatlayacağım. Reklamdan sonra söyleyeceksin. İspatlayacağım ama bir ara verin. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz dostlar. Reklama gidiyoruz. Tekrar döneceğiz inşallah. Merhabalar efendim, döndük. Ayasofya'yı konuşuyoruz. İlk programımız efendim Akit TV'de. İnşallah müteakip programlarımızda konuk da alacağız. Zaman zaman daha şenlikli olabileceğiz. Şimdi Mustafa Bey, Ayasofya evet, bir hicran. Ürperdi hayalim, bu nasıl korkulu rüya. Şaştım. Neyi temsil ediyorsun Ayasofya? Çöller gibi ıssız, ne hazin ülke muhitin, ya del gibi yurdunda garip olmalı mıydın? Bayram, Ramazan, Cuma, mübarek gecelerde avize değil, mum bile yanmaz mı içeride? Hangi eller sana akşamları zincir vuruyor? Yüce feryadını kimler boğuyor, susturuyor? Ey derin facia, manzumeye sen sığmazsın. Tutuşup yanmada kalbim, seni tarih yazsın. İşte tarih. Muhteşem. Yazılıyor şimdi. Ali Ulvi Kurucu rahmetli Medine-i Münevvere'de yaşardı. Bir nebi hayatı gibi hayatı vardı. Çok yakından tanıdığım bir muhtar. Hatıralarında okudum ben. Evet, insandı. Değerli bir insan. Bu şiir uzun bir şiir. Benim Fatih isimli kitabımda var dostlar. Tamamı merak edenler oraya da bakabilir. Kendi hatıralarında da var. Şimdi Ayasofya müzeye çevrilmeden önce, o da nethameli bir çevirme. Şimdi sen şeyden hareket ediyorsun, imzalardan. Orada tereddütler var, doğru. Bir şey daha var. Ayasofya müze haline getirilmeden önce bir büyük mevlid tertipleniyor. Ha, bir sene önce, doğru. Bir sene kadar önce. O süreçte bir de müzeye çevrilişinde de enteresan bir şey var. Vakfiyesi bulunamadığı için yok varsayılarak. Bunun vakfiyesi filan yok. Bu tevatürdür. Sonra vakfiyesi bulunuyor ama yok diyenler artık o karardan dönüyor. O zamanki Marif Vekiline yazı yazılıyor, Efkaf'a yazı yazılıyor. Bulunamadı deniyor şey. O zaman evraklar zaten tasnif filan edilmemiş. Bulunuyor, bulunduğu zaman da üzerine yatılıyor. O mevlid efendim Cumhuriyet Gazetesi'nde 70 bin kişinin iştirak ettiği bir mevlid olarak Kadir Gecesi'nde düzenleniyor. Fakat enteresan bir tarafı var. Gelenlerin %80'i FETÖ'lü. Bir de yabancı misyon şefleri, elçiler falan da davet ediliyor. Davetle, davetiye çıkarılıyor yani. Atatürk katılmıyor o mevlide. Zaten 5 sene sonra mı ne, müze olduktan 5 sene sonra bir defa ziyaret etmiş şeyi. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haber bu efendim. Biraz daha yaklaştırabilirsek. Şimdi bizim Cimi'de kim var kim yok bilmiyorum. 70 bin kişinin iştirak ettiği mevlitten söz eden Cumhuriyet Gazetesi'nin 1934 tarihli nüshası. Aynı dönemlerde gene ilginçtir Mustafa Bey. Sultanahmet'in kütüphane olarak düzenlenmesi tartışılıyor. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nin... Sultanahmet kütüphane oluyor. Evet. Bu da Cumhuriyet'in bir haberi. Ve gene aynı dönemde... Yani kütüphane yapılacak başka bir bina kalmadı. Kalmamış. Bu gene ehveni işin. Bazı İlahiyat Fakültesi o tarihte açık. 2 sene sonra filan kapatılıyor. İlahiyat Fakültesi hocalarına bir laiha hazırlatılıyor, teklif. Dinde reform laihası. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Orada madde madde camilere sıralar konması lazım. Temiz ayakkabılarla girilecek. Kilise gibi. Evet. Daha da kilise gibisini söyleyeyim. Enstrümantal musiki eşliğinde ibadet edilecek. Müziksiz ibadet mi olur? Tercihen de hani piyano diyor. Org var ya kiliselerde. Ondan sonra şeyi de, hutbeyi de imamlar değil, felsefe eğitimi almış filozoflar okuyacak. Frak giyecek. Yok, sarık yok, takke yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra tamamen bir papaz getirmedikleri kaldı. Yani. Kaldı. Kiliseleştirme operasyonuydu. Bereket versin o kaduk oldu. Sonra kütüphane teklifi edildi. O da kaduk oldu. Ve uzun süre devam etseydi o dönem, yani 1950'ye kadar ki dönem, bir 10 sene daha devam etseydi korkulur ki bunlar da yapılır. Yapılırdı. Nitekim Dolmabahçe Camii Deniz Müzesi yapılmadı mı? 1930'larda Dolmabahçe Camii, bugün Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki o güzelim cami, Prost diye bir mimar getiriyorlar, Fransız mimar. Diyor ki çok iyi burası, ışık bakımından da çok ışıklı bir cami. Burayı resim ve heykel müzesi yapalım ve içinde resim ve heykel müzesi 1960 ihtilaline kadar devam ediyor. Bu kaynaklarda bakabilir insanlar. Bir cami yapıldı ve 1960 ihtilali çivi çiviyi söker hesabı. Onlar da oradan gemi kaldırıp Yassıada'ya götürüp getirecekleri için dediler ki buradan resim ve heykel müzesini kaldırın. Başka bir yere biz burayı bekleme salonu haline getireceğiz. Onun bir kapısından mahkum yakınları ya da sanık yakınları giriyor. İçeride bekliyorlar. Sonra gemi gelince oradan tahliye ediyorlar. Bunu orada bizzat bulunmuş olan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gülsoy hanımefendi bana bizzat anlattı. O caminin içi böyleydi. Yassıada irtibat bürosu olarak kullanıldı. 27 Mayıs'tan sonra, yani bu yargılamalardan sonra orası boşaltılıp tekrar cami ancak ondan sonra yapılabildi. Bunun örneği de var, yani onu demek istiyorum. Bugün de 15 Eylül olarak 15 idam kararının çıktığı gün diye tekrar hatırlatalım. Ve onlardan 3'ü asıldı biliyorsunuz. Yarın... Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Düştü Zorlu ve Hasan Polatkan Maliye Bakanı. Onlar İmralı Adası'nda ipe çekildiler. Şimdi de Yassıada Demokrasi Parkı mı oluyormuş? Ne oluyormuş? Demokrasi Adası mı? Adası. Neyse oluyormuş da otel yapılıyor falan diye bir şeyler de duydum. Ya, bilmiyorum tabii bu AVM yapılması. İdarecilerimizin işine karışmak bizim işimiz değil ama yani ben özellikle bundan 4-5 sene önce Yassıada'ya gittiğim zaman hakikaten bir tabii köpekler vardı, insanın üzerine saldırıyorlar. Yani çok vahşi bir haldeydi, o doğru. O halde olmaması lazım idi ama bu kadar da yapılaşmaya açılması bana şey gelmedi. Çünkü oraya girince o yargılamalardaki hüzün ve ıssızlık insanı etkiliyordu. Yani şu anda ne yazılar yazılıyordu. Onu bir yıl döneminde yani konuşuruz inşallah da. Onu, Allah ömür verirse yıldönümünde onu teferruatıyla konuşuruz. Demin gösterdiğim bir haber vardı ya Cumhuriyet'ten. Evet. Şu kadar 1000 kişilik bir mevlid tertiplendi diye. O Cumhuriyet gazetesi çok mutlu. 40.000 kişi diyor, 50.000 kişi diyor, 70.000 kişi diyor. Aynı haberde. Evet, 4 Şubat 1932 tarihli gazete haberi sevgili dostlar. Dün gece Ayasofya Camii şimdiye kadar tarihin kaydetmediği emsalsiz dini tezahürata sahne oldu. Ayasofya'da 40.000 kişi vardı. Camiye sığmayan 30.000 kişilik bir halk kütlesi meydanları doldurmuştu. Namaz kılınırken secde edilemiyordu. Türkçe tekbir şimdi anlaşıldı mı? Hı. Türkçe tekbir halkı ağlatıyor, amin sadaları asumana yükseliyordu. Ve Türk Müslümanlar 13 asırdan beri ilk defa olarak tanrılarına kendi lisanlarıyla ibadet ettiler. Millet Kadir Gecesi'ni tesir edeceğiz, Kur'an okunacak filan diye giderler. Ama ekserisi gene dediğim gibi davetiye ile gelen fötörlerdi vesaire. Türkçe ibadete medhal yapılmak istenmişti. Ayasofya'dan başlandı o da. Neticede o bildiğimiz Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müzeye çevrildi. Evet. Ve diyorum ki ben zaman zaman yazılarımda da söylüyorum, sık sık hatta, ben Ayasofya'ya hiç ayakkabıyla girmedim. Hı hı. Hep ayakkabılarımı çıkarır, elime alırım. Bir dönem Habeşistan İmparatoru Haile Selasiye vardı. 13 metre boyunda ama adam imparator, madalyalarını taşıyamıyor. Aslanlı imparator derlerdi. Onu takip etmek üzere görevlendirilmiştim. Gazetecilik yapıyordum daha işte Yeni Asya. Okul çağları. Yeni Asya'da. O zamanki Yeni Asya'da. Efendim, ayakkabılarımı elimde görünce adam merak etmiş. Bu beyefendi niye ayakkabılarını taşıyor çıkarmadı. Geldi tercüman bana böyle haşvet merak buyurdular falan diye. Dedim de ki burası 481 sene secde edilen makamdır. Fetih ordusunun 481 sene secde ettiği makama, Fatih'in, alnının secdeye gittiği makama onun torunu bir Müslüman olarak ayakkabıyla basmak. Basamaz. Adam ayakkabılarımı çıkarın dedi, inanır mısın ya? Allah Allah. Evet. Böyle de bir feraseti vardı adamın. Şimdi ben o şeyi sürdürdüm. Herkese de tavsiye ediyorum. Herhalde 10-15 bin kişi elinde ayakkabılarla girince merak edeceklerdir niye bu. Öyle diyeceksiniz. Biz buraya ayakkabıyla basmayız. Burası camidir. Camiye temiz çoraplarla girilir. Neyse. Neticeten imzalar atıldı. Ayasofya müze oldu. Ve yıllar sonra Cağaloğlu'nda çalışıyorduk. Gazete oradaydı. Büromda çalışırken birden bir ezan sesi geldi. Daha tevatür 80'li yıllar. Demirel. Ağustos olması lazım. Demirel başbakan, tam tarihi hatırlamıyorum. Notlarım da var. Allah Allah, nereden geliyor? Ezan vakti değil. Böyle kuşluk vakti. Bu şeye hep aklım gidiyor, 15 Temmuz'a. Böyle saraylar verilmeye başladı. Bizim imamı da ben kaldırdım. Yine tatildeydim, millet saray veriyor. Sen la uyuyorsun, darbe oluyor diye. Efendim demez olaydım çünkü saray okumayı da bilmiyormuş adam. Ya sevgili Diyanet, ne olur bu köy imamlarına ezan okumayı öğretin en azından ya. İnsanın namaza gidesi gelmiyor. Yani hakikaten İstanbul ezanlarına bakıyor. İstanbul ezanlarını da değiştirdiler. Ya ezan okumak. İstanbul üslubu denen bir ezan şekli var. İstanbul ağzı derler. Bunlar bitti. Şimdi Arap taklidi ezanlar da çıkıyor İstanbul'da ama gene dinlenebilir. Pencereyi açtım. Dinledim. Ayasofya'da geliyor. Allah Allah. Bir çocuk sesi. Yetişkin değil. Dedim bana bu çocuğu getirin. Elektrikçi çırağıymış. Ustası minarelere bağlamış, meğer Hünkâr Mahfili açılacak. Ona hazırlık yapıyorlar. Ondan sonra çocuğu getirdiler, korkuyor çocuk. Yani dayanamamış, kendiliğinden mi okumuş çocuk? Yok, ustası demiş ki bir şey söyle. Bizim Laz uşağına çocuk, ula camide ne söylenir? Ezan okunur dedi, bastı ezana. Bir şey söyle de ses doğru geliyor mu falan dinleyecek. Akustiği ayarlayacak. Sen ne yaptığının farkında mısın dedim ya. Neredeyse 100 senedir ezana hasret minareleri ezana kavuşturdun. Cebimde olanı verdim hülasa. Çocuk sevine sevine gitti. Ondan sonra da Hünkâr Mahfili açıldı. Darbeciler onu da çok gördüler. 12 Eylül'de yaptıkları ilk icraatlardan biri tamir bahanesiyle Hünkâr Mahfili'ni kapatmak oldu. Şimdi açıkta küçücük bir yer. Ve tuhaftır, Ayasofya'nın Diyanet tarafından tayin edilmiş imamı var. Var. Kadrolu. Hala kadrolu bir imamı var, evet. İmamı var. Ama Ayasofya'nın büyük... İçi değil de o yan tarafı. Yani yan tarafı. Caminin içine açık geçiş yok. Cami değil. Arka tarafta. Tabii insanlara dilhun ediyor. Buna ne çare bulunur bilemiyorum. Şimdi benim şeyim şu. Yani burada benim bu kararname ile ilgili kuşkularım devam ediyor. Kararnamenin sahih olmadığına sonradan özellikle 1946-47 yıllarında uydurulduğuna inanıyorum ben. Çünkü burada akla, mantığa uymayan ifadeler var. Şimdi kararnamenin bu 24 Kasım... Devlet üslubu ile bağdaşmayan... Yani şimdi dediğim gibi yukarıda başka bir antetli bir kağıt, aşağıda ikinci sayfası başka bir kurumun muamelat müdürlüğü vesaire. O bir yana, bunu bir yana koyalım. Şimdi ilk cümlesini okuyorum. İlk cümlesinde diyor ki, kararname, işte Maarif Vekilliği'nden yazılan falan diyor. eşsiz bir mimarlık abidesi olan İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin tarihi vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi bütün şark alemini sevindireceği. Allah Allah, ben bunu okuyayım. Şark, yani doğuda, bütün doğu alemi Ayasofya müzeye çevrilirse çok sevinecekmiş. Ha, bekliyorlar, ah bir müze oldu. Yani doğuda diyor. Acaba İran mı, Afganistan mı, Çin mi, Hindistan, kim sevinecek? Yani Suriye mi sevinecek? Halbuki burada Garp alemi dese tam yerine oturuyor. Anlaşılır. Garp alemini sevindirecek. Onu dese de sen kime yaranmaya çalışıyorsun derler. Şimdi aslında burada bence sürçülisan gibi bir şey var, yahut da Garp dese birileri eleştirecek. Anlaşılabilir. Şark alemi diyor adam. Ya şark da ben düşünüyorum o günden beri, okuduğumdan beri. Kim sevinecek acaba Ayasofya'nın kapatılmasına? Yani bunun bir mantığı, Azerbaycan mı sevinecek? Kim sevinecek yani? Ve diyor ki burada Ayasofya'nın çevresindeki evkafa ait dükkanların yıktırılması, vakıflara ait dükkanlar var. Bu dükkanların yıktırılması gerektiğini söylüyor. Emrediyor kararname. Fakat aşağıda da çok ilginç diyor ki Ayasofya'nın zaten geliri olmadığından diyor. Evet. Ya kardeşim olan geliri kirada yok, olan vakıf dükkanları var. Vakıf dükkanlarını yıktırıyorsun. Sonra da diyorsun ki zaten bir geliri yoktu. Geliri olmadığı için biz müzeye çeviriyoruz. Yani şu kararnameyi okuyan aklı başında bir insan bir kere bunun bir kararname olamayacağını, sonradan uydurulmuş olduğunu anlayacaktır. Altındaki imza meselesine gelince orada da 24 Kasım 1934 tarihi var. 24 Kasım 1934 tarihine sevgili seyircilerimizin dikkatini çekelim. Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk ilan edildiği gün, kanun o gün çıkıyor. 24 Kasım günü Atatürk soyadı veriliyor. Fakat kanun resmi gazetede ne zaman yayınlanıyor? 27 Kasım günü yayınlanıyor. Resmi gazetenin, internette herkes açabilir resmi gazetenin şeyini. 27 Kasım 1934 tarihli resmi gazetede kanun yayınlanıyor ve diyor ki kanun yayınlandığı günden geçerlidir. Geçerlidir, evet. Şimdi Atatürk soyadı 27'sinde yayınlandığına göre ve yayınlandığı günden geçerli olduğuna göre 24'ündeki bir kararnamede Atatürk soyadını kullanamaz. Kim mani olabilir? Hayır. Kanunen, yani sonradan şeyde bu mani olamaz tabii ki, fiili durum yaratılabilir ama hukuken bu gerekçelerle dava açılmış. Anayasa Mahkemesi'ne evet, epey bir... Zaten biraz da onun için konuşuyoruz bugün. 5-10 sene süründü falan. Yargıtay'a açtı falan, reddedildi. Anayasa Mahkemesi, yalnız Anayasa Mahkemesi'nin red kararında şöyle bir şey var. Diyor ki bu kişiyi, yani buna şey yapan, müdahil olan dernek kişi bakımından ilişkisizdir diyor. Yani bununla ilişkili değil. Yani Ayasofya'nın kapalı olmasına mağduriyeti yok. Dolayısıyla burada aslına girmeden, yani esasa girmeden, evet, direkt olarak müracaat edenin bu kapalı olmasından bir kayba, bir zarara uğrayıp uğramadığı noktasından yaklaşıyor. Ama o zaman ben burada Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'ne çağrıda bulunuyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi, ki orada çok değerli hocalarımız var, tarihçilerimiz var, onlar da bunu şey yapacaktır. Bu vakfın bir temsilcisi olarak aynı müracaatı yapsın mahkemeye. Ayasofya'nın kapalı kalmasından vakıf adına zarar gördükleri için burada Anayasa Mahkemesi'nin bu red kararının gerekçesi geçersiz hale gelir. Bir de hanedan üyelerine çağrı yapmak lazım. Sonunda dedelerinin malı. Belki oradan bir şey çıkar. Evet. Bu derler ki Abidin Özmen teklifiydi ilk, o ileri sürdü Ayasofya'yı müze yapalım diye. O zaman Maarif Vekili, Milli Eğitim Bakanı ve onay alındığı makamdan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Doktor Hamit Sübeyir Koşay hemen çağrılıyor. Hazırlıklar yap. Müze olması için gereken hazırlıkları. İstanbul Müzeler Genel Müdürü Aziz Ogan, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz, Osman Ferit, Niyazi Kemal efendim gibi isimlerden bir komisyon teşkil ediliyor. Müze olmasına böyle bir geçiş yapılıyor. Sonradan Bakanlar Kurulu kararı bildiğimiz 2-1589 sayılı kararname ile Ayasofya müzeye çevriliyor. Sonradan vakfiyesiyle bulunuyor ama iş işten geçti diyorlar. Ve o imza tartışmaları oluyor. İmza tartışmasının ötesinde burada şu hususu açıklamak istiyorum. Özellikle konu üzerinde çok yazdım, çizdim. 2016 yılında biliyoruz bir TRT Ayasofya'da bir program yaptı. Sahur programı. Bu sahur programında Kur'an okunuyordu. Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Ve bir dini konularda sohbetler yapılıyordu. Ezana kadar. İlk şeyin okunduğu, yani programın yapıldığı gece, Ramazan'ın ilk gecesi 23 Haziran Cuma. O gece Amerikan Dışişleri Bakanlığı harekete geçiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bir konsolosunu, yani İstanbul konsolosunu, git bak bakalım ne oluyor Ayasofya'da diye teftişe gönderiyor. Ve o da geliyor, bakıyor, hani camiye çevrildi mi, öyle bir hava mı var? Herhalde böyle duyumlar almışlar. Dolayısıyla geliyor, bakıyor ve ondan sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da mevcudiyetinde Kur'an okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz diye açıklamada bulunuyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani egemen devletsek, ya Ayasofya'da böyle bir şey şu şekilde olabilir. Davulcuda da çaldırırız, yani yapmayız ama namazla kıldırırız yahut Kur'an'da okuturuz. Sana ne kardeşim? Yani bu Yunanistan'a ağzımızı doldurup bunu söyleyemiyor muyuz? Yani sen ne karışıyorsun? Hangi hakla Ayasofya'da ne yapacağımıza karışabiliyorsun? Diyemiyor ancak muyuz? Şu şekilde olabilir Mustafa Bey. Herhangi bir uluslararası antlaşmalardan doğan bir hakların varsa bu da bizi Lozan'a götürür. Bunu ismini koymamız lazım. Ha, orada açık maddeler içinde böyle bir şey yok. Lozan'ı konuşurken buna dolu dizgin gireceğiz tabiatıyla. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli şekilde bunların üzerinde duruyor. Lozan üzerine araştırma yaptırıyorum dediğinin üzerinden epey bir zaman geçti. Evet. Şimdiye kadar o araştırmayı bitiremeyen tarihçi nasıl bir tarihçidir bilmiyorum. Ama bitirmiş olmaları lazım. Derin bir araştırma olmalı. Derin bir araştırma da olsa şimdiye kadar bitmiş olması lazımdı. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, onlar icra eder gibi yapıyorlar da etmiyorlar mı? O da bir soru işaretidir. Tabii şimdi, o Lozan'da eğer böyle verilmiş bir söz yoksa yahut da benim kanaatime göre madde yoksa, benim kanaatime göre Lozan'da belki bir söz verilmiş olabilir ama bu işin içinde Ayasofya'nın ibadete kapatılması, namaza kapatılması ve müze yapılmasının arkasında Amerika var. Amerika'ya ne diye sorarsak? Şimdi bu proje... Amerika Ortodoks mu? Ortodoks da var tabii Amerika'da ama... Yok ya, yani Amerika şey var orada, mezhep var. Yani şey de var tabii, Protestan da var, Ortodoks da var, değişik Katolik de var. Katolik. Yani her tür mezhep var ama yani burada geldikleri zaman Amerikan başkanları Fenerbahçe ile... Trump Kültür Merkezi açılmış, biliyor muydun? Trump Kültür Merkezi. Ha. Aziz Nesin'in bir oyunu sahneleniyor. O münasebetle öğrendim, bunu araştıracağım. Nerede tam bilmiyorum, o CHP'nin elindeki belediyelerden biri. Ha, yani kasten. Trump, evet, kasten. Trump Kültür Merkezi'nde perdelerimizi açıyoruz diye bildirim geldi. Allah ıslah etsin. Yani, ne diyelim. Şimdi şeye gelirsek, yani bunun niye Amerika var? Aslında bunun arkasında İngiltere'nin olmasını bekliyoruz. Çünkü İngiltere 1918'den itibaren, İstanbul'u işgal ettikten itibaren Ayasofya'nın kilise haline getirilmesini istiyor. Lloyd George'lar, Lord Curzon'lar. Ki Lozan'da da aslında Ayasofya meselesi konuşuldu. Dostlar, bu arada değil. Soru ve görüşleriniz için evet, orada adresler çıkıyor. Onları not edin. Sorularınızı bize gelirse biz de cevap vermeye çalışıyoruz. Fakat İngiltere bunu 1923'e kadar yapmayı başaramadı. Niye başaramadı? Çünkü kilise yapsa Fener Patrikhanesi'ne mi verecek? Yunanistan Patriği'ne mi verecek? Rusya orada bekliyor almak için ve 200 seneye yakın da Katolik mabedi olduğu için Papa da diyor ki benim olmalı Ayasofya. O da öyle bir hak iddia ediyor. Diyor ki bir kere Katolik kilisesi olan bir yer, Katolik kilisesi olmalı. Nasıl biz diyoruz bir cami olan bir yer. Aynı mantıkla o da istiyor. Şimdi İngiltere ortada bir niza sebebi olacağı için bu meseleyi kendisi İstanbul'da işgal etmiş olduğu dönemde halletmedi. Ama giderken çok büyük bir ihtimalle ya Lozan'da ya da gitmeden önce bizden söz aldı. Ayasofya'nın müze yapılması. Çünkü 1919 yılında Arnold Toynbee ve şimdi ismi kitabında var. İki yazar kitap yazıyorlar. Ayasofya kilise olmayacaksa cami de olmayacak, müze olacak. Bakın 1934'te müze yapılan Ayasofya'nın fikri 1919'da İngiliz'in kafasından çıkmıştır. Ama savaştan sonra İngiltere'nin artık o dünya hakimiyeti bitti. Bütün melanetler oradan çıkıyor. Şimdi, Londra'da. Evet. Şimdi Amerika'ya ihale etmiş durumda. Sonra ne oldu? İhale Amerika'ya geçti ve Amerika'da benim özellikle bu Koç Vakfı'nın, Koç'un finanse ettiği bu Pera Müzesi'nde yayınlanan bu Kariye kitabı, sonra Kariye Camii'ni de şey yaptılar biliyorsunuz, müze yaptılar. Buradaki araştırmaya göre özellikle bir Natalya neydi kadının ismi? Teteryatnikov diye Rus kökenli bir Amerikalı araştırmacı Boston'da. Bunun makalesinde özellikle Amerika'nın Ayasofya'nın müze yapılması için Dışişleri Bakanlığı düzeyinde devreye girdiğini, İstanbul'daki, Türkiye'deki Büyükelçiliğin devreye girdiğini ve Mustafa Kemal Paşa ile görüşüp ikna ettiklerini, aynen ifade bu. Görüştüler ve ikna ettiler tabirini kullanıyor. Bir görüşme daha yapıldığını tespit ettim. Yani bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Amerikan Bizans Enstitüsü üzerinden Atatürk'le iki kere görüşüyorlar. Birincisinde restorasyona, ikincisinde müze yapılmasına ikna ediyorlar. Bunun karşılığında ne verildi, ne alındı onu henüz bilmiyoruz. Onu Natalya Teteryatnikov bize açıklar. İnşallah onunla ilgili şeyler olur. Şimdi bunu nereden söylüyorum? Amerika bu işin arkasında ve şu anda Türkiye dese ki Ayasofya'yı ben cami yapıyorum. En başta Amerika ve Yunanistan ayağa kalkacaktır. Öyle oluyor. Bir de CHP ayağa kalkacaktır. O da ilginç. Yani bu kadar ittifakı açık etmek de tuhaf değil mi? Yani milli bir mesele. Yani CHP'nin burada demesi lazım değil mi? Size ne kardeşim bu Türkiye'nin meselesi diyeceğine o da hayır Ayasofya'ya dokunamazsınız diyor. Yunanistan'la, Amerika'yla, İngiltere'yle aynı dili konuşuyor. Şimdi burada şöyle bir ne yapacağım? Bakın Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na soruyorlar 2016 yılında. O sırada UNESCO devreye giriyor. Yani bu bizim Ayasofya'da bakın çok basit. Belki de bugün biz izleyenler bunu hatırlamıyor bile. Ama 2016 yılında Ayasofya'da sahur vakti Kur'an okunması Yunanistan'ı, UNESCO'yu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ayağa kaldırmıştır. Bizim bunu iyi bilmemiz lazım. Ve mesela Yunanistan Dışişleri Bakanlığı aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ayasofya'yı camiye çevirme girişimleri uluslararası topluma bir hakarettir ve uygun bir şekilde harekete geçirip tepki gösterilmelidir. Yani burada bu bize bir hakarettir dememiz gerekirken adamlar bunun düşünülmesinin dahi, tartışılmasının dahi uluslararası topluma bir hakaret olduğunu söylüyor. O günlerde Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Washington'da özel bir basın toplantısı düzenliyor. Bakın hafıza tazeliyoruz yani biraz da. Bunu o zaman yazdığım için biliyorum. Ayasofya'da Kadir Gecesi özel programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunması ile ilgili soru soruluyor Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne. Verdiği cevap, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir biçimde korunması gerekir diyor. Ayasofya'nın karmaşık tarihi. Hiçbir şey bilmiyor Ayasofya hakkında. Evet. Bir gazeteci diyor ki, Türkiye Cumhurbaşkanı İstanbul'daki Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirmek istiyor. Dün kilisede Müslüman dualar düzenlendi. Böyle çevirmişler. Dışişleri Bakanlığı'nın tutumu nedir diyor. Amerikan Dışişleri Bakan sözcüsünün verdiği cevap, Ayasofya olağanüstü bir önem taşıyor. Dolayısıyla Türk hükümetinin Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir şekilde korunmasını istiyoruz diyor. Peki bu cami haline getirme fikrine karşı olduğunuz anlamına mı geliyor diye bir gazeteci bir fikir söylüyor. Bu karmaşık bir tarih ve öteki inançlar, birçok inanç içinde bu büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Türk hükümetini bunu yapmak, yani korumak için teşvik ediyoruz. Amerika'yı neden bu kadar ilgilendiriyor bu mesele? Birilerinin bunu şey yapması lazım. Ve bununla ilgili de mesela Mark Toner, yine Amerikan Dışişleri Bakanı sözcü yardımcısı bu sefer, aynı şekilde Ayasofya'yı tarihini ve kültürüne saygılı bir şekilde korumak ve yaşatmak laik ve uygar bir ulus olarak öncelikle insanlık görevimizdir diye kendi görevi olarak bunu yansıtıyor. Yani özetle Amerika bunu istemiyor. Arkasında ve müze yapılmasını Amerika sağladı. Bugün de müze yapılmasına karşı olan bizim gibi insanların düşüncelerini çok yakından takip ediyorlar. Ve ben ne zaman dergimde Ayasofya konusunu kapak yaptıysam, ki işte bir tanesi şurada, ne zaman kapak yaptıysam, Türkiye'de bir üniversite var, ismini söylemeyeyim, ve bir dergi var. Bu üniversite ve bu dergi topyekün saldırıya geçiyor. Ve bu saldırı şeyinde mesela bir tanesinin başlığı şu, dergide çıkan yazılan, Ayasofya'yı fetihçilerden kim kurtaracak? Şimdi biz şu başlığı atmıştık. Ayasofya'yı rehinden kim kurtaracak demiştik. Dergi yazı yazdırdı bir akademisyene, sözde akademisyene. Ayasofya'yı fetihçilerden kim kurtaracak? Ben ne cevap verdim? Dedim ki, Ayasofya'yı Rockefeller tarihçilerinden kim kurtaracak? Çünkü bu Ayasofya'yı restore ettiren ve onun arkasında duran kurum Rockefeller. Onu da, burada da bunu da söyleyelim yani burada. Yani çok üzerine geliyorlar. Evet. Çoku tersinden okuyor. Birilerini tahrik edip. Dolayısıyla bu kolay bir mesele değil. Ama biz burada tabii kalkıp da açacak halimiz yok. Ama en azından doğruları ulaşabildiğimiz kadarıyla bilgileri izleyicilerimize paylaşacağız. Tutmamız lazım. Çünkü bugün karşılaştığımız, sebepsiz karşılaştığımız, sebepsiz çıkarılan krizlerin özünde caydırıcı fonksiyon ifa etsin diye bir takım oyunların döndüğünü görebiliyoruz ve Ayasofya'nın açılmasının Türkiye'yi bu tür belalardan muhafaza edebileceğini de düşünüyorum. İnsanın bir tarafı maddiyatsa galip tarafı maneviyattır. Yani ne kadar enteresan değil mi? Adnan Menderes rahmetli ezan-ı Muhammedi'yi aslında icra etti. Daha sonra serbest bıraktı. Kimseye zorla Arapça ezan okunsun demedi. Ezanın Türkçe üzerindeki yasağa kaldı. Bir ara Kürtçe okumaya kalktılar doğuda. O da tutmadı. Ha, o da tutmadı. Şimdi 60 küsur şu kadar sene geçti. Her okunan ezandan Adnan Menderes'in ruhuna, hesabına bir sevap yazılıyor. İnşallah mağfurdur. Şimdi Ayasofya'yı açacak olan Baba Yiğit'in de ebediyete kadar ondan gelecek sevabı bir düşünelim yani. Böyle bir şey yapılması lazım bugünlerde. Muhteşem bir... Amerika'ya da en büyük ders olacaktır bu. Enteresan, o kadar önemli olmasaydı bakın. Şimdi 8 Ağustos 1980 tarihinde açılıyor Hünkâr Mahfili. Bir Hünkâr Mahfili, küçücük bir yer. 20-25 gün sonra 12 Eylül askeri müdahalesi geliyor. 2 gün sonra da tamirat bahanesiyle Hünkâr Mahfili kapatılıyor. Daha yeni açılmış bir şey. Ondan sonra 1991'in 10 Şubat'ında rahmetli Özal bunu tekrar açıyor. Bunlar tesadüf değildir. Yani darbe olması da tesadüf değildir. O darbeyi bizim uşaklar yaptı değil mi? Amerikan Başkanı Carter o zaman, Jimmy Carter galiba. Evet. Ondan sonra tiyatro. Our Boys değil mi? Şey yaparken bizim uşaklar mı? Bizim, yani Lazcasını söyleyeyim, bizim uşaklar mı yaptı demiştir. Ondan sonra onlar yargılandılar ama ömürleri vefa etmedi. Bazılarını böyle idam olsun olmasın tartışılıyor da bazılarının kemiklerine asası geliyor insan. Yani bu kadar böyle bu millete bu kadarını reva gören ve demin söylediğiniz ifade çok yerindeydi. Hepimizin burada bir payı var. Buna rıza verme payı. En azından yönetimi biraz zorlamamız lazım. Hep şunu bekliyoruz. Efendim Türkiye başı dertte, bu geçsin de bu dalgalar hiç geçmez. Ben 100 yaşındayım. Biz hiç oh be ne rahatız falan dediğimiz dönem olmadı. Tam tekmil teslim olursanız o zaman nefes aldırırlar. Ölmeyecek kadar ekmek yemenize izin verirler. Sürekli ensenize vura vura. Biz ona razı değiliz artık. Kendi topraklarımızda gerçek manada hükümran olmak istiyoruz. Binaenaleyh Ayasofya'nın daha fazla böyle kimliksiz ve kişiliksiz durması içimizi sızlatıyor açıkçası. Evet. İnşallah Ankara'yı bu zaman en yakın zamanda açılır namaza. Yani ecdadın alnının secdeye gittiği yerde bizim dahi alnımız secdeye gitmeden ölmeyiz inşallah diye dua ediyorum. Bir de tabii o İngiliz işgalinden söz ettiydin. Hani bir tevatür dolaşmış, Fransızlar ya da İngilizler Ayasofya'ya haç takacak, çan takacak yeniden diye de Sultan Vahidettin kendi muhafız alayını sipere yatırdı orada, gelirlerse kıbıldayan şeye ateş edin. İçeriye dinamit koyduk, sütunları yıkacağız falan diye öyle bir takım tevatür karşısında korumaya almıştı. Yani işgal altında bile buna izin vermemiştik biz. İşgal altında iken dahi buna izin vermemiştik. Evet, son sözleri alalım mı yavaş yavaş? Arkadaşlar kaçta bitiriyoruz? Beni kimse duyuyor mu? Kaçta? 5 dakikamız var. Evet Mustafa Bey. Evet. 5 dakikamız var ama Mustafa İzzettin Efendi'yi anmamak olmaz. O meşhur kazasker, o levhaları yazan kazaskeri anmadan olmaz. Hakikaten muhteşem bir yazı yazmış. Daha önce küfi levhalar vardı. Onu hatırlayacağım. Adını onu ben getirdim yanımda. Gelmiyor. O zaman bir göstereyim. Var mı öyle görüntüsü? Bu kare şeklinde levhalar var. Siz şuralarda görüyorsunuz. O eski levhalar mı? Evet, bu Teknecizade diye bir Hattat'ın eserleri. Bu 1800'lerden önce yapılmış. Görüyorsunuz hepsi kare şeklinde. levhalar. Bunlar daha sonra indirilmiş. O şeye göre yaptı levhaları değil mi? Oradaki yere göre ölçüp biçerek. Yani o büyük şeyin nasıl diyelim? Yani bir de caminin kendisine de bakın. Hepsi burada toplu olarak var. Şurada. Orada Haluk Dursun hocamız da görünmüş oldu. Kendisiyle bir söyleşi yapmıştım. Bütün levhalar toplu olarak burada yer aldı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin muhteşem levhaları. Bunların küçükleri de mihrap kısmında küçük olarak var. Önce küçüklerini yapıyor. Daha sonra onlardan büyütme tekniğiyle, çok özel bir teknikle büyüklerini yaptırıp astırıyor ve bu dediğiniz gibi içeride yapıldığı için de çıkarılma imkanı bulunamıyor. 1949'un 1. ayın ocağın 28'inde levhalar tekrar yerine takıldı. Evet. Şurada bir arkadaşımız şey yapabilirse. Evet. Bakın levhalar yerdeyken çekilmiş tek fotoğraf bu. Burada Hüseyin levhası bakın yerde. Olması gereken yer şurası. Aşağıya indirilmiş. Şimdi bakın şurada kapı var. Kapının 2 misli büyüklüğü neredeyse. Asla çıkmayacak şekilde. Kırmaya da kıyamıyorlar çünkü bu sefer de parçalanacak. Çok eşsiz bir sanat eseri. Yerde dediğiniz gibi 1949 yılına kadar böyle bekliyor. Rutubet alıyor. Kimi yerleri biraz deforme olmaya başlıyor. Ve ondan sonra artık o kapalı çarşı esnafının topladığı paralarla bir vinç sistemi kurulup yukarıya çıkarılıyor. Asıyorlar, tekrar yerlerine asıyorlar. Şimdi Ayasofya neden önemli? Herhalde bunu bir parça anlatmış olmalıyız. Ayasofya'nın İslam medeniyeti için en başta söylediğimiz şeyi tekrarlayalım. Evet. Yapalım. Yani Ayasofya hak din mabedi olarak görüldü. Müslümanlar onu bir Hristiyan mabedi olarak görmedi. Onu tıpkı Kabe nasıl daha Hz. Adem Aleyhisselam'dan, Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan o ilk mabet ise ve daha sonra müşrikler tarafından farklı maksatlarla ve farklı niyetlerle kullanılmış iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Onu aslına döndürdü. Yani ilk şekline irca etti. İbadetleri evet. ilk şekline irca etti. Ayasofya bir külliye. Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet ve Müslümanlar eliyle ilk şekline yani hak din mabedi olma vasfına iade edildi. Bunu böyle düşünmek lazım. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen padişah oğlu orada yatıyor. 2. Selim, 3. Mehmet, 3. Murat türbeleri orada. Evet. Şehzade türbeleri var. Sıbyan Mektebi var. İmarethane var. Şimdi o imarethaneyi lokanta olarak kullanıyorlar sanıyorum. Yani tamamen vakfiyeye aykırı. Şekerci dükkanı bile varmış o evet. Sübyan Mektebi'nin altında. Tamamen. O Sübyan Mektebi'nde konferans vermiştim. Tamamen şeye aykırı, vakfiyesine aykırı tarzda işgal devam ediyor. İnşallah yeniden secdeye gidildiği günleri göreceğiz. Mustafa Bey, İnşallah. Bitirdik. Ayasofya meselesi bitmez ama hani bitmez, benim de en azından bitmez daha detaylı bu meseleleri var. Ele aldığım kitabımı gösterebilir evet, miyim? Ayasofya tabii. Ayasofya entrikalı. Yani çünkü sonuçta bu kitaptır. Okunduğu zaman inşallah bu meseleleri Alfa Kapı Yayınlarından çıkmıştı. Konuştuğumuz her şey kitaplarımızda var zaten. Ama herhalde sohbet yani. Üslubu daha halkın, milletimin hoşuna gidiyor. Efendim, geldik işin sonuna. Konu bitmedi. İleriki günlerde de zaman zaman hatırlatmaya devam edeceğiz. Lozan konusunu işleyeceğiz. Çok fazla talebiniz var bu konuda. Ama o tarz taleplerinizi yazın. @Bahadıroğlu Twitter adresim. Öbürü neydi? Öbürü de Bahadıroğlu'dur. Facebook falan. Mustafa Bey'in de benim Mustaf Armagan yani çift A değil de tek A ortada. Tek A ile oluyor. Zaten bağlantı kuracağınız adresleri de ekranınızın altında verdik. Sürçülisan ettikse ne yapalım, etmiş olduk. Vesselam. Allah'a emanetsiniz efendim. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.